Gayri nizami harp tarihimizin bu önemli isimleri arasında bir denklem kurmak bile haksızlık aslında. Ama tartışmalı birkaç noktayı açıklığa kavuşturmak için böyle bir kıyaslamaya ihtiyaç var. Bilenler bilir, Eşref Kuşçubaşı oldukça iddialı bir kişiliğe sahip. Ayrıca aldığı görevleri ve erken 20. yüzyıl askeri, istihbari ve siyasi süreçlerinde oynadığı rolü yansıtırken biraz fazla abartır. Mesela Eşref, Garbi Trakya hükümetinin icra reisi olduğunu, yerini daha sonra Süleyman askeriye bıraktığını öne sürer. Bu bilgiyi doğrulayacak elimizde herhangi bir kaynak yok. Emin olduğumuz tek şey Eşref'in umum çeteler kumandanı, Süleyman askerinin ise Erkan-ı Harbiye-i Umumiye ve Kuvve-i İcraiye reisi olmuştur. Kuşçubaşı'nın ikinci iddiası Aşere-i Mübeşşere denen Enver Paşa'ya yakın bir fedai grubuna dair. Eşref bu grubun başında kendisinin olduğunu, Süleyman askerinin ise üçüncü sırada yer aldığını söyler. Halbuki bırakın kendi içindeki hiyerarşisini, bu grubun varlığı bile tartışmalıdır. Eşref'in Süleyman askeriye gölgede, kendisini ise neon ışıklarının altında gösterdiği örneklerin zirvesi ise Teşkilat-ı Maslow'daki rolüne ilişkindir. Eşref kendini Teşkilat-ı Maslow'un kurucularından ve ilk reis olarak takdim eder. Görevli olarak Hindistan'a gittiği için yerini Süleyman askeriye bıraktığını aktarır. Fakat Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı Süleyman Askeri olduğu gibi diğer başkanları da devir teslim tarihleriyle birlikte ortadadır. Kuşçubaşı ne yazık ki bu reisler listesinde yok. Bu demek değil ki Kuşçubaşı önemsizdir. Hayır, Eşref, Trablusgarp, Balkan Muharebeleri ve 1. Dünya Savaşı gibi gayri nizami harp tarihimizin önemli safhalarının tamamında ve kırılma anlarında yer almış kritik bir zalimanıdır. Bununla birlikte Eşref'in Süleyman Askeri'ye karşı aşırı imrenme duygusuna kapıldığı açıktır. Süleyman Askeri, Eşref'in her şey değilse bile olmak istediği birçok şeydir. Anlayacağınız resmi veya gayri resmi, örtülü devlet görevleri tevdi edilen kimi işgüzarların kendilerini ve yaptıkları görevleri abartarak hava atmaları yeni bir şey değil. Dahası derin devletin büyük abileri ve aleme nizam veren tehlikeli adamlar gibi efsaneler genellikle soğukkanlı analizlerin önüne geçiyor. Dolayısıyla hem Eşref'i hem de içinde bulunduğu olayları sağlıklı değerlendirebilmek için Eşref'in kendisine baktığı dev aynası ortadan kaldırmamız gerekiyor.